Şirketimizin iki büyük itici kaynağı, iki itici gücü var. Birincisi, daha doğrusu üç diyelim aslında. Birincisi kendi sistemimiz, kendi geliştirdiğimiz teknolojiyle çalışıyoruz. Yani dışa bağımlı, dış kaynak alma yükümlülüğü, zorunluluğu içerisinde değiliz. Bu bizim için önemli bir avantaj. İkincisi, genç, yeni mezun arkadaşlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Takım arkadaşlarımız tamamıyla yeni mezun arkadaşlarımızdan oluşuyor diyebilirim. Onları iş başında eğitim sağlayarak bu işe adapte etmeye çalışıyoruz, bu üretime adapte etmeye çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. Hem ülkemizde bir istihdam yaratma noktası, merkezi olmak istiyoruz. Hem de gerçekten genç arkadaşlarımızın bilişime ve bu alana olan ilgisi çok yüksek. Bu potansiyeli de değerlendirmek istiyoruz. Ve dünyada bu sertifikaya sahip olan, dediğim gibi, dördüncü şirket olarak, bu alanda üretim yapan bir şirket olarak biz ülkemize döviz kazandırmak istiyoruz. Çünkü bizim hedef kitlemiz, müşteri olarak hedef kitlemiz sadece ülkemiz değil, bütün dünyayı oluşturuyor. Ve tüm dünyaya bu alanda data, bilgi sağlayarak ülkemize döviz kazandırıcı önemli bir nokta olmak istiyoruz. Bu alanda, çünkü Türkiye'de daha önce bir örneği yok bunun. Bu şekilde döviz kazandırıcı hizmet sağlanmasının, biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz ve gerçekleştireceğiz. Sonuçta dünyada 195 tane havalimanı bulunan ülke olduğu ve çok ciddi bir hava alanı, hava yolu ağı bulunduğunu düşünecek olursak, sadece uçaklar bazında düşündüğümüzde dünyada on binlerce uçak bulunduğunu farz edebiliriz. Ve bu uçakların özel business jetler ve ayrıca şirketlere bağlı olan uçaklar olarak düşünelim. Sadece Türkiye'de, yanılmıyorsam, Türk Hava Yolları'nın 300'den fazla uçağı var. Sadece Türk Hava Yolları'nın. Dünyada toplamda bu sayı birkaç on bini buluyordur. Bu uçakların hepsinin bu datayı güncel olarak yüklemekle yükümlü olduklarını daha önce söylemiştim size. Bütün uçaklarda güncel datanın bulunması gerekli. Aksi takdirde kalkışlarına izin verilmiyor. Havaalanından kalkamıyorlar ve ciddi para cezaları var. Onun ötesinde dünyanın her tarafında havaalanı yatırımları var, yeni havaalanı yatırımları. Buralarda yine aynı teknik dataya ihtiyaç duyuluyor. İHA'lar, SİHA'lar, drone'lar bugün giderek daha fazla ticari hayat içerisinde yer almaya başladılar. Hem kamu hem de ticari olarak özel şirketlerin gündeminde insansız hava araçları. Bu da bizim için çok önemli bir alan anlamına geliyor. Dünyada bugün bütün ülkeler şimdiye kadar 3 tane şirketin üretmekte olduğu, 3 havacılık veri üretim şirketinin üretmekte olduğu havacılık verileriyle uçaklarını donatıp o verilerle çalışıyorlardı. Artık biz de yerli bir Türk şirketi olarak dördüncü şirket olarak bu seçeneklerin arasındayız. Yani dünyada ya da Türkiye'de hiçbir havacılık kurumunun ya da uçağı olan hiçbir mercinin sadece 3 şirket arasından seçim yapmasına gerek yok. Ayrıca Türkiye'de bütün uçaklar yine bahsettiğim diğer 3 şirketin datalarıyla bugüne kadar faaliyetlerini sürdürmüşlerdi. Biz bir Türk firması olarak, Türkiye'de olarak ve 24 saat müşteri hizmeti desteği vermeye hazır bir şirket olarak kendi milli şirketlerimizle, kendi Türk şirketlerimize direkt destek vermeye hazırız. Biz buradayken, bu kadar yakınken ve bu hizmeti desteğiyle birlikte vermeye hazırken neden yabancı bir ülkeye kaynaklarımız aksın ki? Yanı başında olduğumuz, yanı başlarında olan bir şirketle çalışılması daha makul gelecektir diye düşünüyorum.